bir kısa kanat dinledi kendini tanıdı. Bendeniz 1935 yılında Üsküp'te dünyaya geldim. 1989 yılında Üsküp'ten İstanbul'a teşrif ettim. İstanbul'a teşrif ettiğim zaman bir arayışa kendimi verdim. Çünkü düşünceme göre çok bilginler yaşamlarını bu alemde sürdürdüler. Dün geldi, dünyayı terk ettiler. Toplumda pek bir anılmaya yer almadılar. Bunların üstünde 124 bin peygamber dünyamıza teşrif etmiş. Peygamberler arasında 4 peygamber kitap sahibi. Birincisi Musa Kelamullah, ikincisi Davud Aleyhisselam, üçüncüsü İsa Ruhullah, dördüncüsü Muhammed Resulullah. Bunlara yüz tutan azizler, güzel bir dinle toplumda anılmaktadırlar. Şimdi bir insan bu dünyaya getirilmemiştir. Doğup ondan sonra yaşayıp ve ölmeye getirilmemiştir. İnsan bu aleme getirilmiştir. Yaşayacak, yaratanı yaşatacak ve dünya durdukça yaratan ne yaşayacak? Şimdi misal, 1500 sene aradan geçmiş Musa Kelamullah kendi sevenlerinden anılmaktadır. Davud Aleyhisselam'ın Tevrat'ı, Zebur'ı, Tevrat içine girdiği için o da Museviler cemaatinde anılır. İsa Ruhu'da 2016 sene aradan geçmiştir. Cemaat ile anılmaktadır. Muhammed Aleyhisselam 1445 sene aradan geçmiştir. O da cemaat ile anılmaktadır. Şimdi dünyamıza mütefekkirler arasında, yani düşünürler arasında Molay Rumi Mevlana bütün dünyada anılmaktadır. Bütün insanlık alemi onu sevmektedir ve güzel bir dinler anmaktadır. Ve dünya durdukça da anılacak. Bendeniz 59'da arayışa girdim. Böyle bir Allah dostunu bulup da onunla dünya durdukça yaşamını söyleyeyim. Allah dostları arasında Hazreti Mevlana'yı beğendim. Oraya gönül verdim. Onun temsilcisini aradım. Temsilcisini buldum. Bulduktan sonra ona evlat oldum. Onun hizmetine geçtim. 1965'te Hazreti Mevlana'nın yüce maneviyatına sahip oldum. 1965'ten bu yana yurt içi, yurt dışı Mevlana'yı temsil etmekteyim. 1993'te kız evlatları da erkeklerden beraber semaya çıkarttım. Çünkü Tanrı katında kadın ve erkek ayrımı yoktur.
ikisi de insandır, ikisi de birdir. 26 sene Galata Mevlivanesi'nde dedelik yaptım. 17 sene Üsküdar Mevlivanesi'nde dedelik yaptım. 1987'de Konya'yı temsil ettim. 2006'da burası nasip oldu, bize verdiler. Burada hizmetlerimize devam ediyoruz. Şimdi sizlere her soruya açığım. Aklınızdan, fikrinizden ne öğrenmek isterseniz rahat rahat sorabilirsiniz. Bendeniz de dilim döndüğü kadar sizlere anlarımızı bilgi sunmaya çalışacağım. Şimdi seyircilik manası. Bir insan bir arayışa yola çıkar. Çıktıktan sonra önce bir sürü yollar var. Misal olarak Abdülkadir Geylani Hazretlerini temsil eden Mürşit var. Seyyid Ahmet Rufay'ı temsil eden Mürşit var. Ünter Acil'i Bekbaş'ı temsil eden Mürşit var. Bendeniz 50 kusur seneden beri Mevlana'yı temsil etmekteyim. Şimdi bana biri kalkıp gelirse evlat olmaya, bu kişiye bizim vazifemiz başka. Sen birkaç sefer buraya gel, sohbetlerimizi dinle, buranın havasını güzel güzel tanı, ondan sonra kararını ver, sonra pişman olmayasın. Çünkü bizim vazifemiz kişinin aklına hitap etmek, ruhuna hitap etmek, gönlüne hitap etmek. Bu kişinin aklına bu güzellikler yattıktan sonra kalkıp der ki ben sana evlat olmak istiyorum. Sen beni kabul edecek misin evlatlığa? Şimdi biz bunu evlatlığa kabul ettikten sonra semazın başına teslim ederiz. O kalkar seyri sülüğü yazdırır yolcuya. Şimdi seyri sülük gecenin bir vaktinde bu kişi bana ki bununla yüz tuttu. Kendini verdi. Allah'ı zikretmeye koyulduğu zaman ne kadar güzellik dünyamızda varsa onun üstünde mürşideni mesela olarak bizleri karşısına ayna olarak alır ve zikre girer. Çünkü yaratıcı kainatı yarattı. Yarattıktan sonra başta güneş, ay, yıldızlar, ondan sonra doğada dağlar, taşlar, çiçekler, çimenler, hayvanatta karıncadan file kadar, kuşlardan serçeden akbabaya kadar, deniz mahlukatından hamsiden balinaya kadar hiçbirinden dile gelemiyorlar. Şimdi istiyor anılsın. İstiyor bilinsin, istiyor kimliğini ortaya çıkarsın. En sonunda insanı yarattı Allah. İnsanda kendini yarattı. İnsan gözüyle bütün yarattıklarını seyretti. İnsan diliyle bütün yarattıklarını isimlendirdi. Ve kendi ismini de Allah insandan aldı. Bu yüzden bir kişi kimliğine ererse, ben kimim, kimliğini aramaya kalkışırsa,
bir mürşidi kâmilden kimliğini öğrenirse bu kişi artık küfürlere, isyanlara, kötülüklere düşemez. Neden düşemez? Çünkü yaratıcı kendi kişinde değil. Yüzünden gören o, dilinden konuşan o, elinden tutan o, her zerresinde görünen varlık yaratıcı. Demek ki ben hakikatte onun temsilcisi olarak gelmişim bari. Bir peygamberden hiçbir farkı yok. Şimdi kimliğine erdikten sonra bu kişide ölüm uzaklaşır. Böyle bir kişiyi sevmek, saymak, Allah'ı sevmektir, Allah'ı saymaktır. İnsanın dışına çıkmak, kendini boşluğa atmaktır. Bu yüzden anlıyorsun, hayali bir şey yoktur, her şey gerçektedir. Yeter ki bulacağın insanı. Ağam efendiler hayali Allah'tan söz eder. Papaz efendiler hayali Allah'tan söz eder. Hoca efendiler hayali Allah'tan söz eder. Cenab-ı Mevlana Allah'ın varlığını insanda olduğunu söyler. Bu yüzden anlıyor musun? Mevlana bütün dünyada aydın tabakada kendisini kazandırmıştır. Ne diyor Mevlana? Din, dil, hırk fark etmeden kimsenin suçunu düzeltmeden bütün insanlık alemini sevgiyle, saygıyla kucaklamaya geldi. Şimdi gelelim Hazreti Muhammed'e. Hazreti Muhammed ne zaman peygamberliğe gidip ilk seslenişi şu oldu. Ben bütün insanlık âlemine rahmet olarak geldim. Hazreti Muhammed yalnız cemaatinin peygamberi değildir. Bütün insanlık âlemine peygamberidir. Mevlana Muhammed'e dayanarak şöyle sesleniyor. Her ne isen yine gel. İster isen kafir ol. İster isen putperest ol. İster isen 100 sefer tübeni bozmuş ol. Yine gel. Burası bir umut kapısıdır. Umutsuzluk kapısı değil. Yine gel. Kaçış yoktur. Sonunda bir insan gücünü kaybeder, elini yüzüne götüremez, harsız hale düşer. Allah'ın insanı etmiş ise o sıralarda kalkar, Allah'a yönelir. Bu yüzden anlıyor musun bizde kimseyi hor görmeye hakkımız yok. Bütün insanlık alemini hepsini hoş görmeye bir varlıktayız. Yaradan'dan ötürü onlara sevgiden, birlikten, kardeşlikten söz etmeye memuruz. Bizde Musevi'ymiş, İsevi'ymiş, Ateist'miş, Budist'miş, bizde hepsi birdir. Neden? Çünkü insan. Onların da kendilerine göre bir inançları var. Bu yüzden anlıyor musun? Biz hepsini sevmekle mükellefiz. Bu yüzden sevgisiyle Allah'ı kusursuz hayal edip seyredip öyle Allah diyeceksin. Ki sende de o güzellikler yer alsın. Sen de anlıyor musun? Kusursuz bir kimliğine eresin. Bir kusur arayacaksan
kendinde arayacaksın, kendi nefsinde arayacaksın, karşı tarafta aramayacaksın. İşte o zaman anlıyorsun, sana insanlık vasfi bulaşmış sayılır. Yok şu haktan yapacağım, tövbe edeceğim, Allah affeder. Bunlar ağzı yok, lisede gideceğim, papağın huzurunda şu kadar para vereceğim, güne çıkartacağım. Bunlar hepsi hikaye. Hepsi hikaye. Kandırmacı işlerdir. Bakın dediğim Mevlana, ey insan, ne gördüysen bu alemde senden dışarı değil, bak senden dışarı değil diyor. Ne istersen iste, kendinde iste. Çünkü sen her şeysin. İnsan demek, kainat demektir. Bütün bu kavgalar, bu isyanlar, birbirini incitmeler, bu toplum kimliğinden haberi yok, böyle bir kavgalara, dövüşmelere giriyorlar. Kimliğinden haberleri olsa, katiyen anlıyorsun, incitmeye bir karınca neyi haklı yok. Anlatabildik mi? Şimdi başka soru varsa devam edelim. Bilgimle aklımıza sığınarak soruyorum. Yanlış bir şey söylersem şimdiden bağışlayayım. Vahdet-i vücut nedir? Sizden dinlemek isterim. Vahdet-i vücut. Bir de orada mukarrebun cümlesinden söz ediyor. Onu da öğrendim. Biraz evvel başladı sürede kalıyor musun? Her varlık bir vücuttur. Her varlık dünyada bir vücuttur. Hepsinin üstünde mukaddes bir varlık insanlar. Allah yarına bir şeyler yapılması gerekirse senden vaat edecek. Senden dile gelir. Ağaçtan, çiçekten, çimenden gelmezsin. Bugün diyelim ister Musa kelamullah, ister Davut Aleyhisselam, ister İsa'lullah, ister Muhammed Aleyhisselam. Şimdi Muhammed daha peygamber olmadan içinden vahiy gelirdi. Kalkıp cemaatine iki gün sonra şu 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 olacak derdi. Ve iki gün sonra dedikleri süre bulurdu, olurdu. Toplum baktı ki sözlüğe süre bulup bir isim verdiler Muhammed'e. Muhammed Emin. Yani Muhammed'e emin olur. Ne söylerse anlıyorsun doğru söylüyor. Neden doğru söylüyor? Çünkü ondan hak söylüyor. Sen de hakka vakfedersen kendini diyelim bir tasavvuf eline teslim olursan tam manasıyla o yola bağlanırsan senin de vücudundan çok varlar meydana gelir. Hem senin aklın durur hem karşı tarafı da şaşırtırsın. Çünkü hak insandan işler. Başka bir varlıktan işlenmez. Şimdi domuza varın. Domuz da mütefekirle düşünürdü. O da tasavvuf gider. Domuz demeye. O ne diyor? İlim, ilim bilmektir. İlim diyor, kendini bilmektir. Sen kendini bilemezsen bu nice okumaktır. Var hoca, git bir sefer haca. Haca gitmek öner değil, bir gönüle girmektir. Gönüle girmek için sevgiden söz etmemiz lazım. Bütün yaratıkları sevmemiz lazım. Ki onlar da kendimizi kazandıralım. Yaratıcı
bizden ibadet etmemizi pek o kadar istemez. Bizden tek bir gönül ister. Sen gönül verirsen artık kötülükler işleyemezsin. Ona uygun hizmetler yaparsın. İşte kimliğine ulaşmış oluyorsun. Güzel bir insan oluyorsun toplumda. Her yerde sayılıyorsun ve her yerde seviliyorsun. Artık sende ölüm yok. Bu yüzden anlıyorsun, bütün varlıklar, bütün güzellikler insan vücuduyla bilir. Anlatabilir miyiz? Evet, başka sorusu olan. Ben çok teşekkür ediyorum öncelikle bizi kabul ettiğiniz için. Şimdi dinliyorum sizi ama dünyada da korkunç bir dönemden geçiyoruz. Yani işte insanlar Allah adına kendini patlatıyor. Patlarken birileri ölüyor, gencecik insanlar. Ve bu bence kötülük, yani saf kötülük hem de. Ve Allah'ın adını kullanarak yapıyorlar. Peki bu kötülük nereden geliyor? Bu kötülük nereden geliyor? Evet, bu kötülükler nereden geliyor? Şimdi bu tutulukları iyi kulak verelim. Burada hepiniz işitiyorsunuz. Bendeniz ne söylüyorum? Allah insan elbisesini seçti. O elbise gibi oradan kendi büyüklüğünü, kendi güzelliklerini dile getirdi. Şimdi bugünkü savaşta, kavgalarda bendeniz Avrupa'da, Zen şehrinde istediler bütün Avrupa'ya kısa bir bilgi verin. Ben dedim, ne bilgi istiyorsunuz? Bu savaşta dünyamıza nerede geliyor? Ben de dönüp dedim ki kısa bir, bu savaşlar dedim, dünyamıza dedim, varlığını gösterme sebebi din adamlarında meydana geliyor. Nasıl dediler din adamlarından? İyi dinleyin efendim. Musa kelamullah, selam olsun üzerine. Cemaatine demedi. Birbirinizden kavga edin. Sizden başka bir toplumla savaş edin. Böyle bir tebliğleri yok Musa. Selamullah'ın daima birbirinizi sevin, birbirinizi sayın, kardeşle geçinmeye çalışın. Bu dünya hepimize yeter. Davud Aleyhisselam aynısını söyledi. İsa Ruhullah aynısını söyledi. Muhammed Resulullah da aynısını söyledi. Şimdi İslam demek, bütün peygamberler İslam'dır. Bak bütün peygamberler. 124 bin peygamber girmiştir. Saydıkları kitap saydırlar. Bunlar da İslam'dır. İslam'ın manası barıştır. İslam'ın manası sevgidir. İslam'ın manası birbirimizden kardeş olmaktır. Zerre kadar birbirimize kendimizden bakmak, birbirimizi kırmak, birbirimizi incitmek, böyle şey yok İslam'da. Katliam. Stockholm'dayım. Oranın radyosunda da konuşma yaptım. Dün dediler ki, İslam terör müdür?
bunu sizden öğrenmek istiyoruz iddia. Memlerde dönüm dedim, bu sözünü yeni al dedim. Çünkü sen dedim, bu sözden peygamberine isyan ediyorsun dedim. İsa ruhluğa dedim ve bütün peygamberlere. İslam barıştır dedim, savaş dedim, kavga dedim. Şimdi dedim, din adamlarımız, başta ağam efendi, Hazreti Musa'ya bende olmaz. Bende olmadığı için bize diyor, ilk peygamber bize geldi, ilk kitap bize geldi, biz diğer milletlerden üstünüz. Diğer günlerden üstünüz, bu söz içilik yoluna açar. O bir taraftan papaz efendi durur der ki, Allah İsa ile bir eder. La ilahe illallah İsa ruhullah. Allah'ın canını taşır. Bütün insanlar, bütün peygamberler İsa ile bir eder. O da kalkar anlıyor musun? Üstünü giydirir, öbürlerini küçük görmeye görür. Bizim hocamız da, hocalarımız da der ki, Hazreti Muhammed der, Allah'ın sevgilisidir. Onun yüzü hürmetine bu dünya yaratılmıştır. Şimdi bu tip konuşmalar birbirine düşmanlık yaratır. Birbirine düşmanlık yaratır. Sen cemaatlerine bu şekilde vazda bulunursan, sen anlıyorsun ne iddiayı, birbirimizi kavgaya sürüklemişsin. Pekala Hasan dedi, buraya sana geldikleri zaman gayrimüslimler, Musevisi, İsevisi nasıl karşılarsın? Onlar bana geldikleri zaman ben onları şöyle karşılarım. Hoş geldiniz amca çocukları. Biz de hepimiz bir ailenin çocuklarıyız. Sizler diyorum, İshak'tan geldiniz, bizler de İsmail'den geldik. Her ikimizin babası İbrahim Aleyhisselam. Biz bir aileyiz. Birbirimize hor görmeyelim. Birbirimizi kucaklayalım. Birbirimizi sevelim. Biz hepimiz sevgili ürünüyüz, aşkın ürünüyüz. Kavganın, itişmenin, kütülün ürünleri değiliz. Şimdi din adamları ne diyor? Ha, ne yaparsan yap, tövbe ettin mi? Allah affeder. Allah gafurdur, Allah rahimdir, Allah kerimdir. Efendi, bu Allah nerede? Sen görmeden Allah nasıl bu şekilde dile getiriyorsun? Şimdi Hazreti Muhammed der ki kendi eserinde, Kur'an-ı Kerim'de, Allah diyor ki beni bu alemde göremeyen o bir alemde hiç göremez. Çor geldi, çor yaşadı, çor gitti. Demek ki ağam efendi, papaz efendi, hoca efendi Allah'ı görmeden cemaatlerine Allah'tan konuşuyor. Biz burada ne diyoruz? Allah yüzünü insandan gösterdi. Bütün kendi büyüklüğünü, kimliğini insanla bile getirdi. Bizler getirildi bu aleme, kimliğimize ulaşalım. Kimliğimizi bulduktan sonra biz hatalara düşmeyiz. Ama kimliksiz yaşadıkça hiç hatalardan da kurtulamayız. Allah'ı anarlar, dua yaparlar, birbirinin başını benenden ayırırlar. Bunlara insan demek lazım, 40 şey. Bak 40 şey. Yani bütün bu hatalar avradan, kiliseden, camiden çıkayım. Başka bir yerden çıkmayın.
İnsandan daha mukaddes bir varlık yoktur. İnsan hakikatte Allah'ın elçisidir. Allah'ın temsilcisidir. Paranın, pulun, apartmanların, arabaların temsilcisi değildir. Onlar eşyadır. Bu peygamberler niye bu kadar uğraştılar? Hangisinin paraları çok vardı? Hangisinin sarayı vardı? Hangisinin fabrikası vardı? Hep yoklukta yaşadılar. İsa ruhullah, selam olsun üzerine, bir akşam şiddetli bir yağmur yağıyor. İstiyor mağaraya sığınsın. O sırada çakallar girmiş mağaraya. Yağmurdan kaçmış. İsa oraya gelince onlar ürkmüşler. Oradan çıkmak istemişler. İşte yaratıcı İsa ruhunun kalbinden konuşuyor. Sakın onları ürkütme diyor. Sen dünyada bütün varlıkların bekçisisin. Onları dışarı çıkarmışsan sığınmaya kalkarsan seni peygamberlikten denedirim diyor. Geri dönüyor. Yaşamını nasıl sürdürmüştür çölde? Gorgen bir arsada taşlar dizmiştir. Orada anlıyormuşsun. İkamet etmişler. Muhammed ona ceza. Musa ona ceza. Bunlar hiçbiri. Saltanat bu alemde sürmediler. Onların saltanat yeri sevenlerin kalpleri oldu. Çünkü biz bu alemde misafiriz. 100 sene yaşasan neden bu uzun ömür vermek istere? Bazısı yaşa 100 yaşına kadar. Yaptığımız hatalardan nadim olalım. Yaratıcı zerre kadar insanlara ceza vermez. Yaratıcı baştan aşağı rahmettir, baştan aşağı şefkattır, baştan aşağı sevgidir. Katiyen anlıyorum sen yaratıcı da insanlara ceza verme. Öyle bir şey yoktur. Bunu kim söylerse yanlış değil. Katiyen. Bir anne, bir baba evladına kolu kırılsın, ayağı kırılsın, bir kazada ölmesini ister mi? İstemez. Öyle bir vaka başına gelse yer kendini. Neden? Anadır bu şefkat dolu. İşte Allah insandan daha fazla şefkat doludur. Yanlıştır o sözler toplumda, Allah versin belasını. Yapmayalım. Allah bizleri bekler. Yaptığımız atalardan, nadim olanın ve bağışını isteyene böyle çıkalım ona yola. Hiçbirimiz burada baki değiliz. Baki, tatlı bir dil sunmuş ise toplumda. Sevenlerin kalbinde yer almışsan, hiç de sen kurtuluşa ermiş olursun. Bütün peygamberler bu alemde yaşarken çok incindiler cemaatlarından. Hiç bedava etmediler. Azizler hepsi dünyamızda istirap çekerek yaşamlarını sürdürmüşlerler. Ama kendilerinde kazandırmışlar insanlara. O bir tarafta para geçebildi, hiçbir şey geçebildi. Hepsi burada kalır. Mevlana bir zengine sesleniyor. Efendi diyor, malını mı çok seversin bu alemde, yahut da ki günahını mı? Efendi diyor, demiş, ben malımı severim demiş. Günahımı sevmem. Öyleyse demiş, malın
burada kalacak, bina seninle gidecek. Çalış demiş, günahından arında demiş. Kendini cezaya atmayasın. Buyurun. Sen aldın mı sorular cevabını? Çok iyi bildiğim bir konu değil ama sizin konuştuklarınızdan, anlattıklarınızdan anlamaya çalıştığım şey şu. Biz Allah'ın elçileriyiz ve içimizdeki bütün güzelliği, şefkati, iyi, her duyguyu ondan aldık. Onun görünüm hale gelmiş, cisimleşmiş, yürüyen, canlı. Peki bu kötülük bizim içimize nereden geldi? Soru bu. Din adamlarından önce de kötülük vardı dünyada çünkü. İşte bunlar hepsi bilgisizlikten, bilgisizlikten, kimisinin yaşadıklarından bunlar anlıyorsun, dünyamızda sürek oldu. Duydunuz mu bir peygamber? Cemaatini kavgaya yönlendirsen, duymadınız. Ama papaz, hoca, yönlendiriyor. Anında yönlendiriyor. Demek ki bunlar peygamberlerine tabi olmamışlar. Buradan kaynaklanıyor. Kavgalar, belalar, birbirini öldürmeler. Buradan kaynaklanıyor. Bakın, peygamberler hep işkence çekmiştirler. Hazreti Muhammed cahiliye devrine geldi. İnsanları birlemeye, sevdiğe, kardeşliğe davet ederken Taife'de taşa tuttular. Taşlar kalçalarına geldi, omuzlarına geldi. Anına geldi, her tarafı kan içine düştü, dizleri üstüne. İçindeki Rabbinden ses geldi. Ya Muhammed, sana yapılan bu hakaretlere tahammül edemiyorum. Bedava ediyorum bu halka, bunları yok edeyim diyor. İşte Hazreti Muhammed içindeki sese ellerini kaldırdı. Allah'ım dedi, ben gelmedim bu aleme insan toplumunu yok etmeye. Badam ki benden diyor ve dua istiyorsun, ben de sana dua ediyorum. Bu topluma hidayet ver, akıllarını başlarına alsınlar. Ben onları birbirine kardeş etmeye geldim. Halk bu çirkin havaya karşı bu tatlı sözleri duyunca taşları atıyorlar yere. Taş atmaktan çekiniyorlar. Yanında amcası Hamza alıp Hazreti Peygamber'i götürüyor. Bir çay başına yıkasın yüzünü. Peygamber diyor ki, benim yüzümden bir damla bu çaya düşerse okyanuslar, denizler coşar, dünyanın nizamı bozulur. Sana görünüyor kan, ama kimin kanıdır sen bilmiyorsun diyor. Yere düşerse diyor, dağlar, taşlar depreme tutulur, nizam halen bozulur. Şimdi burada ne hissedersin? Beşer sıfatında Hazreti Muhammed bir manevi hidrojendi. Hep sabırla yola çıktı onları kimliklerine ulaştırmak için. Öyle kolay anlıyor musun?
bir insan kimliğine ulaşamaz. Bizim en büyük düşmanımız nefsimizdir. Nefs doyum bilmez, çok şey ister. Onu durdurursan, o zaman sen güzelliklere yola çıkmış olursun. Yani peygamberler uğraştı, evliyalar da uğraştı, bizler de diyelim Mevlana 56 seneden beri temsil etmekteyim. Her türlü insanla karşılaşıyorum ama hepsine dinin en tatlısını sunmaya çalışıyorum ki o dağılıyorsun arkadaşına. Tatlı bir dilde bulunsun ki dostlukları artsın. Bizlerin temelinde hepimizin sevgi ve aşk var. İşte Mevlana. Ey insan, bir yere sevgin ve aşkın yoksa sen yaşarken ölmüş. Ama sevgi varsa, sevgi aşka dönüşmüşse sen yaşamaktasın. Mevlana aşk peygamberidir, sevgi peygamberidir. Bütün insanlık âlemini kucaklamıştır, bütün insanlık âlemini hangi dinden olursa olsun. Biz hepsini kucaklamaktayız, hepsini sevmekteyiz. Katiyen ayrıcalık yok. Muhabbetmiş, Allah'ı tanımıyor. Onu ben daha çok severim. Neden? O dedi ya Allah yok, demek ki varmış diye yok. Kendisi var ya Allah, onu çalışmayı kafası. Daha dinlenir diyorsun, ben onu da çok severim. Sevgiyle çıktınız mı? Yok, alırsınız. Bir insanda içinde sevgi varsa, o kişinin dünyası güneşli sayılır. Bir insanın içinde sevgi yoksa, onun dünyası güneşsizdir. Hayat yoktur kişide. Evet. Çekinmeyin. Buyurun, benim mikrofonum. Merhabalar herkese. Şimdi ilahi adalet herkes yaptığını bu dünyada buluyor mu karşılığını gerçekten? Böyle bir şey var mı? Ya da mesela az önce bombadan bahsettik. Bombayı patlatıp 300 kişi öldüren kişi gitti. Sonra ne oluyor? Kızım onlar anlıyorsun. İnsan olan da yok. Kapeye yok. Bak dedim ya, bütün bunlar din adamlarından şunu yaparsan şu kadar sevap alacaksın. Bu yolda gidiyorsan sen şehit olacaksın. Soru sual yok. Bunlar anlıyor musun? Karşı taraf da cahil. Fazla anlıyor musun? Aklı çalışmıyor. Kalkıp anlıyor musun? Bu kişilere uyuyorlar. Uyuduktan sonra hem kendi canından oluyor hem başka tarafa da zarar veriyor. Bunlar anlıyor musun? İnsan işi değil. Katya. Hayvan değil, bu kişinin yanında mazlum kalır. Neden mazlum kalır? Hayvanların hepsinin kendine göre bir huyu var. İki ayaklı insan görünen hayvanda sayısız huyu var. Vay dokunmayasın bam derine. Bakalım hangi sıfatlar çıkacak. Bu yüzden anlıyor musun? Peygamberlerine
bildiğimiz eğilmeden onları güzel tanımaları lazım ki ona göre cemaatlerine bilgi sunmaları lazım. Lan biraz evvel ne dedim? İnsan hakikatta Allah'ın temsilcisidir. Allah'ın temsilcisidir. Şimdi nimet çok veriliyor dünyada. Ama bütün nimetlerden en üstün akıl verildi. O akılda başa kuruldu. Mevlana der ki o akıllı bende tutarsan daima beni görürsün sende. İnsan düşünceden ibarettir. İnsandan düşünce alınırsa o insan delilen kemik haline gelir. Bir insan ne kadar güzel şeyler düşünürse o kadar güzelliklere kendini yönlendirmiş olur ve bu kişide anlıyor musun? Sıkıntı, dert, üzüm olmaz. İşte Mevlana. Güzel düşünceler diyor, seni diyor, bir gül bahçesi yetiştirmiş hale girmiş olursun. Gecenin diyor, hangi saatinde bahçenin lambalarını yakarsan diyor, o gül bahçesini seyretmiş olursun ve oradan güzel kokular almış olursun. Karamsar düşüncelere kendini verirsen diyor, sen diyor evin önünü bahçeyi dikenliklerle donatmış olursun. Dikenlerin de dostları yılanlar ve akreplerdir. Canın sıkıldı, kalktın gece yarısı lambayı yaktın, sana yılan ve akrepler görünür. Onun için bizler yapıp ne yapıp karamsar düşüncelerden kendimizi uzak tutalım. Güzel şeyler düşünelim, huzurlu yaşamamız için. Hangi peygamberi seversen sev, hangi Allah'ın dostunu seversen sev, sen kâra geçmiş olursun, hiç kaybın olmaz. Dünya elini ver, dünya elini. Kimi seversen sev, sen çamura batmış olursun. Neden çamura batmış olursun? Soframızdaki bütün yediklerimiz toprağın evlatlarıdır. Elbiselerimiz toprağın evlatlarıdır. Altınlar toprağın evlatlarıdır. Yakut, zümrüt, pırlanta, toprağın evlatlarıdır. Anaları hepsinin toprakta. Biraz bunlardan uzak durun. Ama insanı buldun mu, insanı sevdin mi, sen Hakk'ın nuruna yola çıkmış olursun. Peygamberler hepsi nurdur. Dillerinden hep ışık sungiler. Evliyalar da öyle. Onların dışındaki toplum çamurla dolduruyor ağzını, farkında değil. Etler olsun, yemekler olsun, ekmekler olsun. Ha babam. Bir bakıyorsun sonra ağırlık basayı, gaflet basayı. Sen tabi bu gaflet basayı ya, çamur yedin. Nur yemedi. İnsan kulaktan doyar. Güzel bir sohbet işittiniz mi? Ruh gıdasını aldı mı? Bütün vücut afifler. En güzel yemekleri yemeğe kalkıştın mı? Biraz tamah ettin mi daha fazla yemeğe? Biraz sonra gaflet basar. Zor kalkarsın yerinden. Mevlana'nın efendisi güzel söyler. Can boğazdan gelir ama can da değil boğazdan çıkar. Mutfada tamah etmedi.
tutulmasında. Teşekkür ederim. Sizin hem konuşmalarınızda öteki dünya için veya bu dünya sorunları için biraz yüksek konuşuyorsunuz. Bu konuşmalarınızda öteki dünya için, bu dünya sonrası için insanın kendisini hazırlaması gerektiğinden anlatabileceğim kadarıyla ben yanlış anladım ifadeyi ama hani buradaki kasıt nedir? Bu dünyada insanın kendisini, karakterini gerçekleştirmesi nedir? Onu biraz açar mısınız? Şimdi bakın diğerine. Öteki dünya yok. Bizde yok. Ama bizim dışımızda toplumda var kendilerine göre. İkisi de burada. Hem bu dünya hem öbür dünya. Şimdi öteki dünya, öbür dünya neresidir? İnsanın bir dış alemi var, bir iç alemi var. Şimdi insan iç alemine, kalbine, ruhuna, manevi gıdalar sunarsa vücut daima afif olur, huzur içinde olur. Ve o kişi uykusunda güzel rüyalar durur. Güzel rüyalar, güzel rüyalar. Peygamberler güzel rüyalar, peygamber dostları güzel rüyalar. Ve yarın nasıl kalkarsın sen tüy gibi. Bu dünyanın varlıklarını bir dünyaya koyarsan o zaman senin dişin de aynı, için de aynı, her iki tarafı çamur dolu. Sen anlıyor musun? Çirkin rüyalar görüyorsun. Bir uçurumdan aşağıya düşüyorsun. Bir yerde bilmem ne oluyor, bir yerde bilmem ne oluyor. Bunlar hepsi anlıyor musun? Dünyaya ait varlıklar. Almışsın iç alemine. Sana hep sıkıntı geliyor. Şimdi kalktın diyelim. İstediysen hesabı buraya koydun. Hiç alemine, gülmüne. Musa isen Hazreti Musa'yı, Muhammed isen Hazreti Muhammed'i. Şimdi biz de diyelim Muhammed'in manevi kardeşleri. Bir tanesi Bendeniz Mevlana manevi kardeşidir. Muhammed'in. Ve onun tamamen bendesi der, rekarnasyonu der Mevlana, Hazreti Muhammed'e. Diğer Abdülkadir Geylani, Seyyid Ahmet Urfa'yı, Bedir Ahmet Urfa'yı, Acir-i Bektaş, bunlar hepsi manevi kardeşleridirler. Bunlardan birine hangisine bağlanırsa, bunlar senin iç alemini beslerler. İç alemin. Aldı mı hakikatleri? Hemen anlıyor musun? Vücuduna huzur gelir. Dünyayı anlıyor musun? Başka türlü seyreder. Bakın, yaratıcı ne yaptı? Dünyayı yarattı. İnsanı ne zaman yarattı? İki ayak üstüne yarattı, dünyayı ayakları altına koydu. Hayvanı da yarattı dört ayak üstüne. Devamlı nefsi peşinde. İnsan şimdi kimi dönüyor ölmeye kalkışmadı, iki ayak üstüne görünüyor ama saraf onu görür, dört ayak üstüne gitti. Dünyaya tamah ederek yaşıyor. Pekala, ben varancı başında nimetlerin en üstüne verilmiş akıl, İsteyecek bir varlık varsa ben yaratıcı isterim. Onu buldum mu? O zaman her şeyi bulmuş olur. Onu bulmadan mı? Ben miskin olarak bu dünyada yaşarım. Miske çıkmayayım. Çünkü burada hepsi kalacak.
hiçbir seninle ne olursa yola çıkmayacak. Seninle yola çıkacak insan toplumuna güzel hizmetler etmiş isen, o toplumun seni rahmetle, anmakla o seni anlıyorsun, senin açıklatına tutacak. Anlatabildik mi? Yani o bir dünya yok. Sen de dur. Peki burada bahsettiğiniz yol, burada kullandığınız yol mecası nereye varıyor? Nasıl? Burada kullandığınız yol mecası nereye varıyor? Hani seninle birlikte yola çıkacak diyorsunuz. Burada kullandığınız yol mecası nereye gidiyor? Yol? Yol mecaz. Mecazın manası geçici. Yani misal olarak 20 yaşındaki gücün, 20 yaşındaki güzelliklerin 40 yaşında o güzellikler sende kalmıyor. O güç de kalmıyor. Hepsi geçmiş gitmiş. Sende bir harsızlık meydana tecelli etmiş, o geçişe mecaz değiller. Mecaz geçiş. Pekala, baki hangisi? Baki. Bir Allah dostuna el uzattın, oraya gönlünü bağladın, orayla iç alemini besledin, sayısız güzel manalar, rüyalar göründü sana. Çünkü dünya da rüya alemi. Ama sıkıyor. Mana alemi tecelli ettiği zaman sende gençlik oluyor. Ve kalmak istiyorsun. O güzelliklerde kalmak istiyorsun. O şimdi mecaz değil, baki. Allah'ın güzellikleri baki. Bunlar geçiciler, mahvedin geçici, mecaz geçici. Şimdi misal olarak bakıyorsun gençlere, 17 yaşlarında, 18 yaşlarında yüzlerinde ışık var, burçluklarında hareket var. Bunları anlıyorsun, 20 sene sonra bir baktın mı? Oho, yürüyüşlerinde ağırlık var. Yüzlerindeki ışık bitmiş. Ne oldu? Geçiciymiş demek bunlar bu güzellikler. İşte mecaz. Ama Allah'ın güzellikleri, şimdi onun ayrı bir güzellikleri var. Yeter ki sen oralara beyin ver de başları mı görünmeye, sen o zaman doyum neden bilmezsin. Şimdi bakın burada konuşuyorum sizlerle. Dilim döndüğü kadar hep hakikat sunuyorum. Ve oranın güzelliklerinden de dil döküyorum. Çünkü o güzel yüzlere sahibim. Onların o sonsuz güzelliklerinden yaşıyorum. Ve sizlere de yaşatmaya çalışıyorum. Bak burada paradan, puldan mabet yok. Onlar hiçbiri geçebilir burada. Anladın mı? Söyle abi bunlar. Ben şöyle anladım. Doğru anladıysam siz doğru anlamışsınız. bize bahşedilen hayat süresinde biz huzur ve bununla birlikte isimlendirmediğim pek çok sıfatla birlikte ama bu yaşam süresi içerisinde yani doğumumuzdan ölümümüze kadar geçen süre içerisinde kendinizi huzurlu bir insan olarak ya bunun huzurun yanında ben genel anlamda kullanıyorum. Bunun başına, bunun yanında daha iyi sıfatları da ekleyebilirsiniz. Bunları kendinizde gerçekleştirmeyi amaçlayarak yaşayacağız. Ve doğru olan da bu. Yani insanın karakterini bulması olarak bunu tanımlıyorsunuz. Doğru mu anladın?
Yani sen şimdi nerede huzuru alırsan demek ki doğru bir iş yapıyorsun ki sana huzur veriyor. Anladın mı? Bir insan huzursuz olursa bir yerde kusuru kendinde arayacak. Ona günahlıyor musun? Nadim olmaya çalışacak tekrar huzura varmak için. Sen şimdi doğru işler yaparsan sen huzura alırsın. Huzurunu da anlıyorsun. Huzur doğar. Anlatabildim mi? Ölüm nedir? Şimdi ölüm hakikatte doğmaktır. Bir daha hakikat dışında ölüm anılmamaktır. Bütün yaşantı boşa geçmiş. Gün gelmiş anlıyor musun? Topluma hiçbir ilgimin olmamış. Hiçbir yardımın olmamış. Senin ailen misal olarak öldükten sonra bir hafta, iki hafta anmakta oldu. Ondan sonra artık anmakta unutulursun. Neden? Çünkü topluma bir fayda olmamış. Bir de şimdi bizler de hakikatta ölmeden evvel ölüm. Allah'ın varlığına kavuşasın. Bizler bütün varlıklardan arınırsak, bütün varlıklardan gönlümüzü çekersek, tek bir yere gönlümüzü bağlarsak, bağladığımız yer bizden varlığını gösterir. İşte Mevlana, ey insan, Allah'a kavuşmak mı istiyorsun? Evet ya Mevlana, kendini diyor toprak benzer. Toprağı diyor herkes şeyine basar. Toprakta diyor türlü türlü çiçekler. Süre bulup Ademoğlu diyor başına taç yapar. Zehir atarsın toprağa, pislikler atarsın. Hiçbirini meydana çıkarmaz. Bir bakarsın laleler, papatyalar, başka çiçekler. Yani bütün dava benlikten arınmak, yokluğa bürünmek, sende Allah'ın vaadini görünmesi için. Biz bizdeyken yüzümüzde tiken var, kendimizi göremeyiz. Biz bizi bıraktığımız zaman, o zaman Allah'ın varlıkları bizden teşebbüsünü gösteriyor. Ve o zaman hem biz huzur içinde oluyoruz, hem cemaatimize de huzur veriyoruz. Kur'an'da buyurmuş Hazreti Muhammed, ente mutu ente kabre, ölmeden evvel ki ölüm acısını duymayasın, hakkın bütün güzellikleri sende var, bunu istersen. Yani yokluğa bölünme, yokluğa bölünme. Bir daha var, 60 sene yaşadın, 80 sene yaşadın, dünya ömrün bitti, davet geldi gittin, oldun ayak altı. Şimdi Mevlana nereye gitti? Bak bütün dünyaya bilgi veriyor Mevlana. Şebaamızda 17 Aralık'ta Konya'da büyük bir topluluk oluyor. Mevlana son nefesinde ne babasına yola çıktı, ne annesine yola çıktı, ni geçmiş Muhammed'e yola çıktı,
doğru yola efendisine çıktı. Şems-i Tebriz'e, Şehr'e yola çıktı. Neden Şehr'e yola çıktı? Çünkü onu efendisi uyandırdı. Efendisi ona kimlik verdi. Efendisi sayısız hakikata onu ulaştırdı. Ve ona yola çıktı. O devirlerde büyük bir bilim vardı. Şehzadettin. Huzuruna geldi, şifa bilesin. Bildi Saadettin Efendi'ye. Saadettin Efendi dedi, sakın bana şifa dileme. Nurun dedi, nurla buluşmasına bir son zahresi kadar mesafe kaldı. Neyle üflensin, kudumlar bulsun, sema zeller semasına devam etsin. Bu gece benim kına gecem, sevgiliyle buluşma gecem. Vah vah arkamdan ağlamayın, ağlarsanız kendinize ağlayın. Ben o padişah değilim, tahttan ineyim de tabuta bineyim. Ben o padişahım diyor, tahttan inerim, sevenlerin gününde yer alır. Ve bugün 800 sene geçti aradan, dünyamızda Molay Rumi denildiği zaman Avrupa'da hepsi kulak verir. Bakalım Mevlana'da ne bir dil sarf eder. Çünkü bendeniz bütün dünya gezerim. Stuttgart'ta 142 papaza konferans verdim. Avina'da 500 papaz, Amrayve hepsini anlıyorsun diye derdi. Açtığım zaman bilgiyi sormaya dedim, herkes dininde rahat olsun. Ben din misyoneri değilim, insan misyoneriyim dedim. Sizi size söylemek için geldim. Güzel bir muhabbet oldu. Bir an kalktı. Sen beni dedi, irşat ettin dedi. Putlarım kırıldı, senin birleyici sözlerinden. Seni dedi asanelerini çağırabilir miyiz dedi Sicilya'ya. Orada bir ayın açasınız, ben orada yaşıyorum. Ve dedi, o ayın dedi, bizim peygamberin doğum gününü kutlayacağız Hazreti Musa. Doğum gününü. Seve seve dedim gelirim. Grubumla beraber dedim. Problem olmaz mı Nida Hasan dedi, olmaz dedim. Hazreti Musa bizim kayınpederimiz, ne problem olacak dedim. Kaldı ana. Beklemedi bile bir cevap. O dedi, diş doktoru dedi, o ne de getirdi, kucaklaştı dedi. Hala küçük akıllarda yaşayanlar dedi. Bizim vazifemiz bütün insanları birlemek, ikilikten uzak etmek. Vazifemiz var. Yapabilirsek ne mutlu. Yapamazsak bir daha geçer bu dünyaya yine aynı vazifeyi almaya çalışırım. Neden? Çünkü o benim ruhuma hoşluk veriyor. Evet. İnşallah muhabbetim sıkmıyor sizi. Tasavvufta hiçlik kavramından biraz bahseder misiniz? Nasıl? Hiçlik yok. Kardeşlik. Evet. Şimdi güzel kızım. İnsan ne kadar yokluğa bürünürse o kişide o kadar Allah'ın varlıkları sürer bulur. Şimdi burada hakikatte bana bağlanan çocuklar hakikatte dünyadan soyunmaları lazım. Bütün dünya varlıklarından gün
kendisini bağlandığı yere vermesi lazım. Bu şekil bağlanırsa, dünyaya şeylerden soyunursa, hatta eşinden, evladından, parasından, annesinden, babasından hepsinin kenarı kaçışın. Katiyen bir yere anılır mısın? Akli, fikri, sevgisi gitmeyecek. Bakın Mevlana, Şems-i Tebriz alıyor Mevlana'yı huzuruna. Kendine şimdi manevi evlat yapacak. Şöyle sesleniyor. Bihamdülillah diyor Şems. Aldı fikrimi zikrullah. Tül isen safi diyor Mevlana'ya. Tül isen safi. Var ya şimdi mangalda bir zerre kadar bir damla ateş olmayacak. O ateş, o damla da tül ise safi. Eğer isen sofi, bana sırıtlan aşık isen diyor. Açılır sana bir kapı. Ayağın olur cemalullah. Aradığın o alay, o zaman görürsün. Ayağın olur diyor cemalullah. Bu temitten maksat, beni zikretmenden maksat, mürade ermektir. Aradan mürade ereceksin, mürade ermektir. Görünen diyor bu alemde, kendi zatıyla o beni görünüyorsun sen. Sana gayrıla. Şems-i Tebriz bunu bilir. Ehad kalmaz fena olur, Allah kalmaz fena düşersin. Bütün bu alem diyor, külli mahvulu, yine baki Allah'tır. İşte Mevlana başını şezdeye vurdu, teslim oldu. O teslimiyetten sonra onda efendisi var oldu. Öyle kızım, yokluk seni varlığa ulaştırır. Müsaade vaktiniz varsa bir şey anlatayım. Zamanın birinde bir dede varmış, bir de paşa varmış. Paşa da sevdiğini, dede de sevdiğini. Halk dedeyle gönlünü zengin edip, paşayla da küve, kasabaya bir tüpü lazımsa, bir çeşme lazımsa paşayla yaptırıyor. Paşa da hayatları seviyor. Ama dede kıskanmış paşayı. İki gümürde bir sevda olmaz. İşte bir gümürde iki sevda olmaz. Tutmuş halka demiş ki, bu paşa kim yok? Benim muhabbetimde ben konuşurken diyor, siz paşayı da koyuyorsunuz muhabbet arasına. Kıskanıyorum demiş. Kim bu paşa? Demişler, kasabanın demiş. Kışlağın, Mehmet Paşa. Nerede bu demiş? Kışlasında demiş, camide. Orada bulunur mu bulunur? Ben demiş, yarın orada yokum, gideceğim demiş paşayı görmeye. Kalkmış gelmiş. Geldikten sonra paşa çıkmış seyahata. Halkı gezi. Bekşi'ye selam vermiş. Benim paşa burada mı ikametinde? Evet demiş burada dede. Ben demiş filan yerden geldim. Paşa nerede? Paşa demiş ikindiye doğru gelir. Bana demiş müsaade var mı demiş. Burada bir yerde demiş. Oturayım demiş. Paşa'yı görmek istiyor. Buyurun dedi, almış dediği salona. Bir vakitten sonra paşa gelmiş. Herkes ayağa kalkmış, dede kalkmamış ayağa. Oturuyor. Dikkatini çekmiş paşanın. Efendi demiş, beyefendi demiş, sen kimsin demiş. Bizim salona gelmişsin, ikamet etmişsin. Söyler misin kimliğini? Bendeniz hiçim demiş. Paşa, nasıl olur hiç? Zatın var demiş. Burada demiş, bir zat olarak, bir vücut olarak görünüyorsun. Lütfen demiş size, kimsen? Hiçim demiş. Paşa, biraz asabiler. Bırak bir olur
sözünü diyor için sürekli beni. Kardeşim diyorum diyor, pekala hep benim kimliğimi öğrenmek istiyorsun. Sen kimsin demiş. Paşa da diyor demiş, ben demiş bu ülkenin, bu kasabanın paşasıyım. Ne kadar sürecek demiş sen paşalığı. Allah ömür verirse 4 sene düzen demiş. 4 sene sonra ne olacağım demiş, tekayüde çekileceğim. O tekayüklük ne kadar sürecek demiş, ömrümün nihayetine kadar, ölüme kadar düzen demiş. Öldükten sonra ne olacak demiş, ne olacaksın? Hiç. Ah demiş, daha 4 yıl ben lazım sana gelesin bana, ben şimdiden hiç. Bak işte, çok güzel. Buyurun. Arkadaşa verin mikrofonu. Arkadaşlar, dediği fazla yormayalım. Tamam. Hocam, ağzınıza sağlık. Şeyi soracağım, yani şimdi dünyada 6 milyar insan varsa 2 milyar aç. 2 milyar insan aç. 3 milyarı da asgari ücretle çalışıyor, köle gibi çalışıyorlar. Şimdi inanışta komşun açsa da doğruluğundaysa sen mutlu olamazsın. Bu durumu nasıl izah edebiliyoruz? Yani geleceğe nasıl bakıyorsunuz? Yani 50 yıl sonra, 100 yıl sonra karamsar olabiliyoruz. Yani inanmak güzel. Ama tüm insanları düşündüğümüzde gidişat nasıl bir şey çekecek? Yani bunu nasıl düzelteceğiz? Yani geleceğe nasıl bakıyorsunuz? Ümitli olabiliyor musunuz? İnsanlara bu sözler bak çok yerine. Yani komşun açken sen nasıl tok durabiliyorsun? Bir gün Mevlana Hazretleri evine geliyor. Hanımı 2 kap yemek pişirmiş. Cenab-ı Mevlana kapıdan geri girmez. Çünkü hep oruçlu gezerdiler. 2 günde bir lokma yederdi Mevlana Hazreti Muhammed Ali. Bunlar eğer oruçlu gezmeseler toplumun aç olduğunu hissedemezler. Kapıdan girer girmez ev demiş Firavun evine dönmüş. Ne pişirdin demiş gene mutfakta şunmuş. Derhal demiş bir kabı komşulara götür. Ve bir daha demiş komşuları sormadan varlıkları var mıdır yok mıdır sen mutfakta bir şey pişirmeye kalkma. Onlar peşin sorulacak. Ondan sonra tek bir kap pişirilmiş. Mevlana kapıdan içeri girdiği zaman ya Rab sana çok şükür, ya Rab sana çok şükür. Evim demiş. İnsanlık evine gitti. Şimdi bunu hep konuşurlar. Konuşan kişiler en büyük noktalığı yaparlar. Bugün koca tabakası tamamen maddeye yönelmiştir. Tamamen maddeye yönelmiştir. La ilahe illallah bir plase Resulullah. En büyük lakata onlar. Hazreti Muhammed'in bütün o şifayı sözlerinden uzak olan bunlar. Neden bunlar uzak? Bunların inançlarında Hazreti Muhammed dışında bir Allah var. Nereye kaldırıyorsun sen? Ben buna seni inşa etmişim. İçeride devamlı, o lambanın arkasında mı yapacağım? İşte o hayali bir Allah'a inandıkları için Hazreti Muhammed'i elçi olarak bildikleri için bu hatalar devam edecek. O güzel sözler kalmıştır sözler. Hazreti Ali Efendimiz gelirdi.
Akbani bize sorardı, komşuları sor. Çıkardı, bir deve satardı, yuva satardı, bir şey satardı, alırdı kendi çareni. Evet, erzak getirecek, perşi komşuları andırırsın sonra. Yok komşular, kazanamamış, onlara veriyor, tekrar çıkıyor çalışmaya. Sahabeden, İslam'dan en fakir hayatı sürdüren Ali'dir. Ki fakir şikayet etmesin. Gelmiş camiden ekmek istiyor dedi Ali'den. Ali'den çıkan başında taşıdı sarıdı. Çizi oraya bir dilim ekmek sarmış. O ekmeği çıkarı veriyor. Ekmek bayatlamış. Demiş ya demiş bu ekmek bayat demiş. Canım demiş çekti bir çorba demiş. Yanında da ekmek. O ne demiş çekti senin canını. Plan adresi git demiş ben o selamı süre demiş. Sana kenar köşede bir şey toplasınlar bir çorba yapsınlar. Gönderdiği yer kendi evi. Geri kapı çalıyor, oğlu Hasan çıkıyor. Selamlaşıyor. Kimsin sen, nesin? Ben demiş, Tanrı misafiriyim. Filan zat tarafından geldim demiş. Karnım çok aç. O zattan istedim, sarıdını çizdi. Bir dilim ekmek verdi ama ekmek çok bayağı. Başladı kase bağlamaya. Ne alıyorsun demiş. O benim babam demiş. Fakirlerden daha fakir yaşar ki fakir şikayette bulunmasın. Gel demiş ki toplamışlar evdeki evleri ve çorba pişirmişler. İnsanlık budur. Hazreti Muhammed selam olsun üzerine bir konuşmasında sesleniyor. Efendiler diyor, bu sene diyor kıtlık olacak. Daha düzenli harcama yapın. Hemen bir kalkmış ayağına. Ya Muhammed demiş, benim 6 aylık rızkım var demiş. Yıl 12 aydır, 6 ay sonra ben ne olacağım? Hazreti Muhammed ona cevap vermeden başka bir emel demiş. Efendi sizin demiş, rızkınız ne durumdadır? Demiş, benim rızkım demiş, 3 aylıktır. 1,5 aylık kimin ihtiyacı varsa ona dağıtacağım, 1,5 aylık kalsın. Bakın dağıtılıyor 3 aylık olan. Birine geliyor, senin durumun nasıl? Demir benim 1 gün yoktur demiş. Sabah demiş, kahvaltını yaptım demiş, öğleni gitsin alsın biri, akşam kalsın, kazanırsın demiş, onu da birine verdim. Pekala demiş, yarın ne olacağım sen demiş. Ya Resulallah demiş, yarına varsan demiş, beni yaratan demiş, herhalde hızırsız bırakmaz demiş. O alperlik olan kişinin nerede de kalkıp buradayım diyor ya Resulallah. Sen de demiş o rızıklarını dağıt ya Allah tavsiyesini versin. Bayatlatma. İnsan olan bak Allah'a en yakın bir varlıktır. İlahi Şerif'te Allah-u Samet, Allah'tan mert yok. İnsanı yarattı, insan da kendini yarattı. İnsana dünyayı bağışladı ve insana kendini de bağışladı. İnsan kadar zengin yok ama insan kimliğinden haberi olmadığı için çok büyük bir direnç. Ne varsa bilmeyi dönsün. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Şimdi bunlar lafta Muhammedilik saltanat devri değil de İsa'nın da devri, saltanat devri değil, Musa'nın da değil, Evliyaların da değil. Saltanat, Allahsızların devridir. Daha çıkıyor. Ülmeyecekleri.
Sen burada taşıyamazsın 20 kilo, yüklenirsin tonlayı. Onu yükleyecekler o kadar, namazı kalmasın taşıyacak. O insanı göremiyor. Biz sizi dinleyemeyiz. İnşallah sıkmadık. Thank you.